Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer ilk defa kanalıma uğruyorsanız, abone olup beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün şöyle güzel fırında sütlaç yapacağım arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler: 1 su bardağı toz şekeri olacak, yarım su bardağı pirinç olacak, 1 paket vanilya, 2 su bardağı kadar arkadaşlar su olacak, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası olacak, 1 litre sütümüz olacak. Şimdi şöyle yapalım. Öncesinde pirinçlerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine de 2 su bardağı kadar suyumuzu koyup bunu suyu çekene kadar kaynatıyoruz. Pirinçler ocakta kaynarken bir taraftan da nişastasını sütle açalım arkadaşlar. Bu şekilde az bir süt ilave edip yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Sonrasında pirinçler piştikten sonra sırasıyla şekerimizi, vanilyamızı, sütümüzü ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Sonrasında kaynadıktan sonra arkadaşlar bu nişastayı da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, sütlacımız pişti. Şöyle de göstereyim. Görüyorsunuz, kıvam bu şekilde olacak. Şimdi bunları güveç kaplarımıza boşaltabiliriz. İsterseniz bu şekilde biraz soyunca süsleyip tüketebilirsiniz. İsterseniz de şöyle, ben ikisini borcamın içerisine alacağım. Biz kızarmış seviyoruz. Bu eşimin olsun. O sade daha çok seviyor. Biraz kabın yarısına kadar su koyuyorum. Ve bunu 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ve sütlaçlarımız hazır. Böyle de süsledim arkadaşlar. Siz tabi dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi, tarçın vesaire. Artık böyle kızarmış mı istersiniz, sade mi istersiniz? Tabi tercih sizin. Ben şimdi bunun yanına şöyle güzel mis gibi de bir güllü lokumlu Türk kahvesi yapacağım arkadaşlar. Şekilde göstereyim.
Oh, biz şimdi kahvemizi de yanında yapalım. Şimdi kahve fincanı sayısı ne kadar arkadaşlar? Ben 3 fincan yapacağım. O yüzden 3 tatlı kaşığı koyuyorum. Çok şekerli sevmiyoruz. O yüzden 1 tatlı kaşığı kadar yeterli. Üzerine de su ilave ediyoruz. Ve kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi kahvemiz kaynamadan önce şöyle köpüğünden biraz boşaltıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz fincanlara. Sonrasında bunu bir taşım daha kaynatıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra şimdi fincanlarımızı alıyoruz. İşte size güllü lokumlu Türk kahvesi ve yanında arkadaşlar mis gibi bir sütlaç. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir, beğenmişsinizdir, faydalı bir içerik olmuştur. Hayırlı kandiller diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.